Rus paralı asker şirketi Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in ölmeden önce kaydettiği son görüntü sosyal medya hesabından paylaşıldı. Prigojin videoda Afrika'da olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Работаем. Температура плюс 50. Rus paralı asker şirketi Wagner grubunun lideri Yevgeni Prigojin 23 Ağustos'ta Moskova'dan St. Petersburg'a giderken özel uçağın düşmesi sonucu ölmüştü. Prigojin'in ölümünden önceki son videosu ortaya çıktı. Söz konusu video Wagner grubuna bağlı Grey Zone adlı Telegram kanalı tarafından yayınlandı. Ölümünden sadece birkaç gün önce Afrika'da kaydettiğini iddia ettiği görüntülerde Prigojin yaşayıp yaşamadığıyla ilgili spekülasyonlara ve güvenliğine yönelik olası tehditlere değiniyor. Kısa videoda Prigojin hayatta olup olmadığımı, nasıl olduğumu tartışanlar için şu anda hafta sonu Ağustos 2023'ün ikinci yarısı Afrika'dayım diyor. Ardından yani beni ortadan kaldırmayı ya da özel hayatımı, ne kadar kazandığımı ya da başka şeyleri tartışmayı seven insanlar için her şey yolunda diyor. Reuters haber ajansı hareket halindeki bir araçta çekilen videonun yerini ya da tarihini doğrulayamadığını belirtti. Prigojin'in kamuflaj kıyafeti ve şapkasının yanı sıra sağ elindeki saatte 21 Ağustos'ta yayınlanan ve Afrika'da çekildiğini iddia ettiği videodaki görüntüsüyle uyuşuyor. Wagner kuvvetleri Ukrayna Savaşı'nda Rusya için savaştı ancak ülkenin Savunma Bakanlığı ile yaşadığı çıkar çatışması sonucu kısa bir isyana kalkıştı. Wagner güçleri çatışmaya girmeden güneydeki Rostov şehrinin kontrolünü ele geçirmiş, başkent Moskova'ya ilerlerken Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun araya girmesi sonucu isyan durmuştu. Yapılan anlaşma kapsamında Wagner güçlerinin bir kısmı Belarus'a giderken Prigojin'in affedildiği açıklanmıştı. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkenin üst düzey yönetimi durumu cinayet olarak nitelendirip Putin'i suçlamıştı. Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Prigojin'i intikam için öldürttüğü iddiasını mutlak bir yalan olarak reddetmişti. Ancak Kremlin kazayla ilgili soruşturmanın cinayet ihtimalini incelediğini açıklamıştı. Prigojin salı günü memleketi St. Petersburg'daki mezarlığına özel bir törenle defnedilmiş, Putin cenazeye katılmamıştı.